Burada olduğunuz iyi oldu çocuklar. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Doktor bey? Çok. Ama çok üzgünüm. Zeynep, kötü bir şey mi var? Kızım. Sakin olun. Ne demek istiyorsunuz doktor? Lütfen söyle. Zeynep'in durumu biraz aciliyet kazandı. Daha açık konuşur musunuz doktor bey? Zeynep'in durumu sandığınızdan daha ağır. Yani? Yani birkaç gün içinde ameliyat olması lazım. Ben de sandım ki. Yok yok. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Yapılacak şey Zeynep'i birkaç gün içinde Almanya'ya götürmek lazım. Siz gereken hazırlıkları yapın doktor bey. Zeynep Almanya'ya gidecek. Hadi Hacer ya hadi. Ekmek boğazıma dizildi. Bir bardak tamam, çay koyacaksın. Tamam. Hacer bu. Her işi yavaş yapar. Kilosuna göre hareket ediyor. Damlar. Ben size... ben şey diyecektim. Alt tarafı bir çay koyacaksın Hacer. Aman Orhan bey. Dede bir yandan çay soğumuş ısıt diye söylenir. Siz bir yandan çay çay diye bağırırsınız. Ne o? Mor Dağların asil prensesi. Yoruldunuz mu? Ya beni dinler misiniz? Ya yükler miyiz siz de Hacer'e? Hacer süt ne oldu? Süt mü? Eyvah yandım vallahi hanımım. Bir dakika ben bir bakayım. Ya şunu doldur da gitme. Ne oluyor ya? Hey Ali duyduk duymadık demeyin, bir haberim var, beni dinleyin. Mutlaka kötü bir şeydir. Okuldan mı atıldın yoksa? Oktay'la mı kavga ettiniz? Hiçbirini yapmadım. Ama ben... bir iki gün içinde Almanya'ya gidiyorum. Ne? Bugün büyük gün sevgili aileler. Yine ne oldu kızım? Ay karar verdim. Geçmişe sünger çekeceğim. Ah bir de ben çekebilsen. Bugün yapılacak törende... savaştan kalan her şeyi yakacağım. Ve buna bir takip... onun küllerini rüzgara savuracağım. Aferin sana kızım. Yak bütün gemilerini. Dönüş yok artık geri. Şş, bir dakika ya. Burada yakmayacağım. Ne bunları? Hayır yakacağım. Hem de hiç vakit kaybetmeden yakacağım. Dur kızım, beni yakacaksın. Bırakın beni ya. Yakacağım. Savaş öldü artık. Allah! Ev yanıyor. Yanıyor. Umarım şunu bak. Allah! Bütün mahalleyi yakacak. Bugün al. Dur kızım. Dur. Yapma. 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 Parayı tamamlayamadık ki. Zeynep'i nasıl göndereceğiz? Para hesapla harcanmazsa yetmez. Oralarda kalmasın kızcağız. Buna bir çözüm buldum arkadaşlar. Mahvolduk desene. Evet, şimdi sıkı durun. Zeynep'i Almanya'ya biz götüreceğiz. Ne? Bu kış zor geçecek diyorlar. Geçen kış Uludağ'daydım. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın hemen. Gel gel. Geçen seneki Uludağ'ı anlatıyordum. Mustafa Bey sizinle biraz görüşebilir miyiz? Tabii lafın bitirim geliyor. Mustafa Bey, spor salonunda acil bir sorunumuz vardı. Öyle mi? Hı-hı. İzninizle. Estağfurullah. İzninizle. Ne oldu hemen? Ne var spor salonunda? Hiç. O zaman beni dağdan aşağı niye indirdin? Ben de yangın falan var zannettim be. Yangın içerideydi Mustafa bey. Aa! Ya siz de nöbetçi itfaiyeleri gibi başlarında bekliyordunuz. İyi, yani tamam. Aşk olsun. Başıma kalkıp durma, yürü kahvemizi içelim. Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Yangın nerede yangın? İçeride affet, ben gidip boğayım. Bunca yıldan sonra çıka gelmene inanamıyorum. Yangın var söyledilerdir, yangın nerededir? Biz yangını söndürdük abi. Ya niye söndürürsünüz? Bu benim işimdir no. Canan. 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 Ben kırmızı kravatımı bulamıyorum. Ay, senin dağınıklığını toplamak için koca bir ordu lazım Orhan. Ben bu ordunun uzatmalı başçavuşu olarak size kravatınızı bularım. Aslan Hacer. Hadi. Hadi hadi evet, hadi. Evet, hadi. Evet. Buzdolabındadır o kesin. Baba bunlar senin çorabın mı ki buzdolabında olsun? Benim iki ayağım bir pabuca girmiş, sen dalga geçiyorsun. Hadi be. Acelen ne Orhan? Allah Allah. Fakat Canan. Ne? Canancığım. Bugün iki tane firmanın müdürüyle toplantım var. Adamları ikna edebilirsem zengin olduk gitti. Oh. Yani Hacer, hadi neredesin? Çabuk. Buyurun. Buldum o
Orhan Bey. Ama son kullanma tarihini geçmiş. Bu ne ya? Yanlış lan bu. Zeynep'in ailesine dil konusunda yardımcı olacağız. Bir tercümanlık işi yani. Ay ben korkarım yabancı memleketlerden. Banucuğum sen yerlisin, korkun yersiz. Hepimiz gitmiyoruz. Hem okuldan izin de alamayız zaten. Anlaşılan bu zor görev Bediş'le bana düşüyor. Bediş seni Almanya'da ne o Nazilere ne bu Nazilere doğrudan Nazilere verir. Çok iyi. Demokrasilerde çare tükenmez. Herkes elini kaldırsın. Eyo eyo tamamdır. Oktay ile benim gitmeme oy birliğiyle karar verdim. Bu ne biçim şokrası ya? Bu Bediş şokrası canım. Günaydın çocuklar. Oturun. Günaydın hocam. Sizi yeni arkadaşınızla tanıştırayım. İzmir'den Nakil'le geldi. Barış. Umarım hemen kaynaşırsınız. Barış oğlum, işte yeni sınıfın. Geç otur yerine. Ay gel, benim gönlüm boş. Gel, arka tura boş demek istemiştim. Ay bak oraya oturabilirsin. Barış oğlum sen Banu'ya bakma. İstediğin yere otur. Bir sakıncası yoksa arkadaşımın arka sırası boş. Oraya oturmak istiyorum nasıl hocam. Nasıl istersen oğlum. Ay, ay buyur buyur. Yırttık. Savaş öldü, yaşasın Barış. Necmi Bey, galiba bu çay bahçesi çok uzak sahillerde. Dolaşmaktan ayaklarıma karasular indi. Melikuşum, ya hala kendi karasularımızdayız baksana. Necmi Bey, ben dönüyorum. Ya. Geldik sayılır. Şuracıkta. Hem böyle baş başa romantik böyle bir yürüyüş özlemişim yavrucuğum. Ay romantizminizi sevsinler. Ben artık dayanamıyorum Necmi Bey. Necmi Bey, dilini zoruna bakın. İntihar edecek galiba. Dur. Ben bunu tanıyorum galiba. Normal birini tanısaydınız vallahi şaşardım ya bu, Necmi Bey. Evet. Dur hemşerim. Ne yapıyorsun ya? Dur sakin ol. Hey! Bu ne lavallik be? Vay canım. Fikri Üstey ben. O beşin Necmi. Ya. Ya hiç değişmemişsiniz be. Ne işiniz var sizin burada? Gizli bir görev için buradayım. Yapma ya. Evet. Hay canına. Canım benim ya. Üstümenim tamam. Ya bu kadınlara akıl sır ermiyor bir trip. Niye usta? Mesela Hacer'e ele alalım. Penceresinin önünde bağlamayla serenat yaptık, bana mısın demedi. Usta, sen bu bağlamaya fazla bel bağlama. Çünkü hala dedenin serenatını kullanıyorsun. İyi de ne yapacağız peki? Tamam, anladık. Hadi de konuş. Bak şimdi usta, ne yapalım biliyor musun? Kafeye mi gidiyorsunuz çocuklar? Sen gelmeyecek misin yoksa? Geleceğim de. Benim özel taşıma birliğim var. Şekilde gördüğünüz gibi size yürüyen kulum. Hadi atla Mükü. Gördüğünüz gibi tam zamanında. Geç mi kaldın Mükü? Hayır, tam zamanında. Bay bay. Bana iyi günler. Bu herif Mükü'ye fena dadandı. Onun da sırası gelecek Oktay. Görüşürüz çocuklar. Ne o Banu, senin de mi özel birliğin var yoksa? Hayır. Ben Barış'ı etrafı gezdireceğim. Ya bu... Senin işin bayağı önemli. Gezelim, görelim, eğlenelim. Ekip daha küçük parçalara ayrılmadan gidelim. Recep, sen tek kişilik ekibinle kafeye uza, biz geliyoruz. Hadi bay. Alo. Alo, Sami Bey. Ben Orhan Çılgın. Görüşme talebimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Şirketinizde çalışmayı ben de isterim Orhan Bey. Yalnız randevuya siz gelmeyin. Yardımcılarınızdan bir bayanı gönderin. Bir bayan mı? Neden efendim? Ben iş hayatımda kadınların daha başarılı olduklarına inanıyorum. Ayrıca benim işimde bile kararları karım verir. Ve karımın bir kadınla çalışmasını isterim. Biraz kıskancımdır da. Ama yanınızda çalışan bir bayan yoksa vazgeçebiliriz. Ne demek efendim? Yanımızda bir sürü bayan çalışıyor. Biz büyük bir firmayız. Tamam efendim. Akşam saat 7'de. Boğaziçi, Yeniköy, Balık Restoran'da. Tamam efendim. Oh.
Ulan ben nereden bulacağım şimdi bayanı ya? Bu işte kaçmaz ama. Bir çare, bir çare, bir çare. Ben artık kalkayım Nazım'a. Seni hiçbir yere bırakmam. Şimdi doğruca eve gidiyoruz. Ben otele dönsem. Bunca yıl sonra seni bulmuşken otelde kalmana müsaade edemem. Hiç itiraz istemiyorum. Eve gidiyoruz. Hem sana bir şey göstereceğim orada. Şu meşhur fotoğraflı odaysa onu duydum. Bu çocukların dillerinin altında hiç bakla ıslanmıyor. Ama benim göstereceğim başka bir şey. Hadi bakalım. Emir yüksek yerden ne yapalım? Ya Peyami, senden bir isteğim var. Olmasaydı şaşardım. Söyle bakalım. Ben de deden Hacer'i istedim. Ciddiye almadı ya Peyami. Bir de sen istesen diyorum. Ya ben senin hiçbir şeyin değilim ki. Nasıl isterim? Sen bana evini açtın ya Peyami. Sen benim babam sayılırsın. Yuh, babaya bak, oğluna bak. Heh. Ne olur ya Peyami, bir babalık daha yap bana. İyi, tamam yaparız. Ama bu işler böyle paldır küldür olmaz. Dur bakalım. Ya Bediş, sen Zeynep'i Almanya'ya götüreceğiz derken ciddi miydin? Tabii ciddiydim. Ne yani? Benimle uzun bir yolculuğa çıkmak sana zor mu geliyor? Yok canım, onu demek istemedim ama... Tamam beyefendi. İstemiyorsan gelmeyebilirsin. Gerekirse Recep'le giderim ben. Gelmeyeceğim demedim ya. Hey o zaman geleceğim diyorsun. Harika olacak Oktay. Sen ve ben Almanya'da. Harika. Ne demezsin? Oktay. Efendim? Zeynep'in durumunda ben olsaydım, yani benim hayatım tehlikede olsaydı ne yapardın? Kendi hayatımı seninkini kurtarmak için feda ederdim. Sen gerçek bir prenssin Oktay. Ben de gerçek bir prenses olsaydım.
Bidiş. 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 Prensim benim. Prens mi? Annene baban inandılar değil mi? Neye? Aman neyse boş ver Oktay. Of Bidiş. Sen de devamlı seyahat halindesin ya. Hayaller ülkesine bir seyahat şirketin olsa köşeyi dönerdin hani. Çok komiksin. Ay gel Barış'ım gel. Geldim tamam. Ay işte burası da bizim yerimiz. Ay sıra buraya takılıveririz. Çok güzel nasıl? Bir yermiş. Güzel değil mi? Evet. Ay bu da ufacık. Bana bak Can, sen çok ileri gittin. Çek lan ellerini. Ayrılın. 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 Ben de çok sevindim be Fikriciğim ya. Ay, bu ne biçim konuşma bomboş Necmi? Nerede kaldı askeri disiplin? Ya o 50 sene önceydi be. Sizin arkadaşınız da orada kalmış Necmi Bey zaten. Biz hala askeri zombaşı Necmi. Esas duruş. Allah. Bizim Süleyman kafayı yemiş galiba. Eh ne de olsa sizin arkadaşınız. Hiç şaşmam. Şşş, bana bak ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım. Esas duruş. Necmi Bey ben niye yapıyorum Allah aşkına? Ya o ilan etme boş. O başı Necmi. Evet komutanım. İstikamet kışla. Uyguladığım marş. Kışla mı? Sol sağ, sol işte, sağ, sol sağ. İyi günler Hayri Bey. İyi günler Orhan Bey. Efendim şu danışmanlık işi için sizi aramıştım. Tamam Orhan Bey. Yalnız ben iş hayatına kadınların karışmaması gerektiğini düşünen biriyim. Orhan Bey, sakın yanınızda... Kadın falan getireyim demeyin. Erkek erkeğe konuşalım. Akşam saat 7'de Boğaziçi Balık Restoranı'nda. Tamam. Boğaziçi, Yeniköy Balık Restoran mı? Evet. 7'de. Başka bir saatte olmaz mı acaba? Olmaz Orhan Bey. Saat 7'de. Yoksa bu işi unutun. Tamam Hayri Bey, tamam. Olmaz böyle şey ya. İkisi de aynı saatte aynı lokantada randevu veriyor ya. Üstelik biri kadın istiyor, biri erkek istiyor. Ne alt edeceğim ben şimdi? Hep o bakkal Remzi'ne yüzden iflas etti. Bir şey değil be. Kaç kere onu kasadan para çalarken gördüm. O aldı, bu aldı. Dükkan acıza kaldı bitirip. Belki de yeni bir market açarız ha? Artık bir şey açamayız bitirip. Sonunda Kürtçü dükkanına geri döndü. Özlemişim vallahi kapıcılığı. Bülbül altın kafese koymuşlar. Ben kapıcılık yapacağım demiş. Yok ya, öyle mi demişler sahi? Ya öyle demese ne olacak ki? Bülbül gelip itiraz edecek değil ya. Ula bitirim seninle baş edilmez. Sen zamana çocuksun zaten. Oh. Utanmıyor musunuz kavga etmeye? Memur Bey aslında biz... Biz halledeyiz Memur Bey. Kavga niçin çıktı? Mükü için. Mükü kim? Ben oluyorum. O zaman sen de bizimle karakola geliyorsun. Yürüyün. Ne yapacağım? Memur Bey. Memur Bey. Sen karışma Recep. Mükü halleder. Bir iki. Ayaklarıma kara sular indi valla. Bir iki. Onbaşı Necmi bir şey söylemek ister. Konuş onbaşı Necmi. Emredersiniz komutanım. Komutanım, mahallemize geldiğimizde acaba normal insanlar gibi yürüyebilir miyiz diyorum. Biz asker milletiz. Yoksa asker olmak kötü bir şey mi? Hayır komutanım, asker olmak çok iyi bir şey. De yalnız mahallemize deşifre olmak istemiyorum. Hani düşmanlar bizi gizlice izliyor olabilirler. Ya, haklısın onbaşı. O zaman gizli girelim. Tamam rahat. Emredersiniz. Evet, sağ ol komutanım. Hadi buyur bakalım. Kim başlattı kavgayı? Hepsi bunun yüzünden komiserim. Hayır efendim, bunun yüzünden. Benim hiçbir suçum yok. Asıl suç onun komiserim. Siz ikiniz susun. Kim başlattı kızım? Bu başlattı komiserim. Kızım o polis, memur Nejat. Tamam işte komiserim. Her şeyi bu başlattı. Eros oklarını atarken Athena da yukarıdan bize gülümsüyordu. Kavgayı Eros mu çıkardı? Hayır komiserim, bu çıkardı. O zaman sen Athena'sın. Eros kim? Komiserim cesetler karıştı. Eros ok atar. Sıkar biraz. Biz neciyiz burada? Ay. Ben burada kimseye ok mok attırtmam. Oğlum Eros çıkar bunları dışarı. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun Oktay. Neyi?
Bu kadar zor mu senin için o iki kelimeyi söylemek? Hayır. Öyleyse beni sevmiyorsun. Hayır. Ay Oktay. Baloncu geldi. Balon. Ne çıkacağın belli balon. Değil. Baloncu geldi. Balon. Bidiş. Hepsini alıyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dünyada olmaz. Daha falına bakacağım senin. Benim falıma çok önceden bakıldı ve kapatıldı. Şimdi yeniden açmaya var mısın? O zaman bir kahve daha. Tamam. Emret komutanım! Burası da şöyle olsun. Emredersiniz komutanım! Anlaşıldı değil mi? Evet komutanım! Hacer, ne oluyor? Vallahi bilmiyorum. Mefoş, yukarıda kim var Allah aşkına? Onbaşı Necmi ve komutanı. Onbaşı Necmi mi? Ne komutanı? Ha? Şimdi anlarsın. Allah ha? Allah. Ah, bu da kim be? Ben. Bunlar da bizimkiler komutanım. Bu ne lahavalilik onbaşı Necmi? Derhal içtima istiyorum. Başmar. Emredersiniz komutanı. Çabuk sıraya girin. Sıraya girin. Neyin sırası? Yahu sıraya girin çabuk hadi. Sıraya girin. Ne diyor ya, ne oluyor anlamadım. Baba neler oluyor, bu kim ya? Aman 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 gözünü seveyim. Ne isterse yapın. Bizim Fikri Süleyman. Kafayı yemiş. Hala kendini asker zannediyor. Ne konuşuyorsun? Rahat. Zol. Dikkat. Çılgın ailesi emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Eyo eyo, merhaba millet. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Onbaşı Necmi, bu ne disiplinsizlik böyle? Çarşı izlediydi komutanım. Yeni geldi. Ana, bu da yemiş kafayı. Aman Beliş, ne diyorsam yap. Geç 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 geç, sıraya geç. Aferin Necmi, ver tekmelini. Neredesin komutanım? Heh. Ne olur ya, benim yaptığımın aynını yapın. Necmi çılgın, İstanbul, emret komutanım. Aferin. Canan çılgın, İstanbul, emret komutanım. Heh. Hacı Ergürbüz Tokat, emret komutanım. Gel. Mefaret Durgun, Kadıköy, emret komutanım. Bediş Çılgın, İstanbul, emret komutanım. Ay ne eğlenceli be. Kıyak adamsın komutan, devam. Aferin Necmi Onbaşı. Asker dediğim böyle olur işte. İstirahat edin, hadi bakalım. Rahat, rahat, rahat. Oh be. Ay. Tam çılgın ailesine layık bir misafir. Çak! Çak! Susun! Laballik yok! Ya nerede kaldı bu çocuklar ya? Ay kaç yıl yerler acaba? Bir şey içmek isteyen var mı? Bediş gelmeden bana bir kola. Neme lazım? Islatır mıslatır. Bize kola getirir misiniz? Aa! Çocuklar! Barış hoş geldin. Partisi yapmayacak mıyız? Ya arkadaşlar inanın buna hiç gerek yok. Ya olur mu canım? Partinin adı bile hazır. Hoş geldin Barış. Güle güle Oktay Bediş. Yani ikisi bir arada. Çok iyi olur. Hem belli mi olur? Bakarsın partide Oktay'ın başına bir şeyler gelir. Almanya'ya ben giderim. Canı hiç aratmıyorsun Recep. Aman. Ben de Barış'ı aratmayayım o zaman. Ben Orhan Çılgın. Sam Bey geldi mi acaba? Geldiler efendim. Buyurun eşlik edeyim size. Yok yok. Gerek yok. Geldiğimi de söylemeyin. Tuvalet nerede acaba? Şurada efendim, buyurun. Tuvalet burası efendim. Sağ ol. Şşt! Şşt! Ya Peyami'm! Ne oldu yine Şerif? Uyku tutmuyor ya Peyami'm. Hacer beni uyutmuyor. Yapma ya, Hacer mi geldi ya? Hiç gitmedi ki ya Peyami'm. Aşk böyledir.
Nöbet tuttur adama. Ya, bir gelse. Gece gündüz nöbet tutarım onun için. Hadi bakalım sen nöbete, ben uykuya. Hadi. Size yardımcı olabilir miyim? Sami Bey'e bakmıştım. İçerideler efendim. Sami Bey. Buyursunlar hanımefendi. Orhan Bey'in yardımcısı değil mi? Evet. Orhan Bey'in yardımcısı. Orhan işini bilen bir adam galiba. En azından yardımcısını seçmesini iyi biliyor. Ay çok hoşsunuz. Yemekten önce bir içki alır mısınız? Tabii. Neden olmasın? Bir dakikanızı rica edebilir miyim? Niçin? Boyalarımı, makyajımı tazeleyeyim de geleyim. Bekle beni. Hadi arkadaşlar, hazır olun, başlıyoruz. Bu biraz uçuk bir durum ya. Ya uçuk kaçık, size ne kardeşim, paranızı almadınız mı? Moruk haklı, paramızı aldığımıza göre işimize bakalım. Hadi bakalım, ben üç deyince başlayın. Şöyle güzel içli bir şey çalın ki işe yarasın. Paranızı peşine aldınız nasıl olsa. Esaslı bir şey çalın. Hadi başlayın. Akşam. Amanin! Dur Ali delisi burada mutlaka onun başının altından çıkmıştır bu. Ah dur Ali, ah! Acerim sana modern serenat yapıyorum. Ben şimdi size gösteririm yönünüzü. Ben şimdi geliyorum sana göstereceğim serenatı. Hacer'im sana modern sanatlarından güzelini yapıyorum. Yeter, bekletin şunu. Nerede burada geçen bu saati? Ne vuruyorsun ya? Aşkım anlamaz mısınız? Durun, vurma. Yapmayın ya. Yapmayın. Ey millet, kurtarın. Aşk için adam öldürüyorlar. Kurtarın. Bitirin ben sana İşte ben. Hadi bakalım. Sen şimdi balık veren serenat yap. Merhaba. Merhaba. Beni arayan oldu mu? Yok efendim. İyi. Arayan olursa ben içerideyim. İyi akşamlar Hayri Bey. İyi akşamlar Orhan Bey. Buyurun. Geciktin mi yoksa? Yok, ben de henüz gelmiştim. Hemen işimizi konuşalım isterseniz. Aceleniz nedir canım? Hele bir içkilerimizi sipariş edelim bakalım. Hayri Bey, siz içkileri söyleyin, ben hemen geliyorum. Nereye Orhan Bey? Makyajımı tazeleyeceğim de. Çok esprilisiniz Orhan Bey. Sağ olun.
Alo, Oktay? Ay, siz miydiniz Saniye teyze? Merhaba, ben Zeynep. Oktay'la görüşebilir miyim? Ama lütfen çabuk olun, jetonum bitiyor. Peki kızım, bir saniye. Oktay! Telefon sana, Zeynep arıyor. Zeynep mi? Alo, Zeynep? Benim oğlum, hastaneden kaçtım. Ya lütfen beni almaya gelir misin? Hem dondum hem de hiç param yok. Neredesin? Anladım, tamam. Sen sakın bir yere kımıldama, ben hemen geliyorum. Ne olmuş oğlum? Ya deli kız hastaneden kaçmış ya. Aa, olacak iş değil yani. Hay Allah'ım, akıl fikir ver çocuklara. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil baba. Hemen giyinip çıkmam lazım. Sakın merak etmeyin ha. Ay Sami Bey, kusura bakmayın, beklettim sizi. Yok canım, ne önemi var. Şerefinize güzel bayan. Sanırım sizinle iş yapacağız. Ay, Orhan Bey bu işe çok sevinecek. İş dışında da görüşmek isterdim sizinle. Tabii, neden olmasın? Hadi bakalım, fondip. Siz dipleyin, ben bir fındayım. Yani siz yani onu fondipleyene kadar ben bir tuvalete kadar gideyim, geleyim. Bekle beni. Senin yarın okulun da var. Ben artık kalkayım. Kesinlikle olmaz. Bu gece konuğumsun. Sence uygun düşer mi? Daha fazla söz istemiyorum. Doğru odana marş marş. Şah. Mat. Olamaz. Fili nasıl da fark etmedim? Bir daha bekleriz Emel Hanım. İddiayı ben kazandım. Aa, iddiaya girmemiştik ki. Ben anlamam. Bu gece buradasın. Size düşünmem gerektiğini söylemiştim. Peki tamam tamam. Şaka yaptım. Aman Allah'ım. Ne oldu Mustafa Bey? Birden bir ağrı. Siz gidin. Ben başım şarısına bakarım. Ama sizi bu halde nasıl bırakırım Mustafa Bey? Ben bu gece burada kalsam iyi olacak galiba. Öyle mi? Gel odana göstereyim. Çok hainsin. İşe yaradı ama. Buyurun. Yat veriyorum. Herkes koğuşlara. Baş baş. Ya bu saatte mi komutanım? Ya komutanım, yapma Allah'ını seversen ya. Ne? Emre itiraz ha? Hemen 10 şınav çekeceksiniz. Şınav vaziyeti al! Paşa! Bir komutanım, iki komutanım, hay seni gibi komutanım, dört komutanım, beş komutanım. Ne oluyor burada ya? Bu kim onbaşı? O benim komutanım oğlum. Canım. Kim? Bu babamın asker arkadaşı komutanım. Orhan. Sen niye bu saatte geliyorsun bakayım? Şey, işim vardı da. Komutanım de. Komutanım. Ben anlamam. Ben de anlamış değilim komutanım. Ne? Sözümü kesersin ha? Bu ne cüret? Ceza olarak 10 şınav. Şınav mı? Şınav vaziyeti al. Hayda. Ben zaten öldüm komutanım. Baba, çek o ışından, kurtul ya. Ay. Komutanım, vallahi çok yorgunum ha. Bil ki. Gecenin bu saatinde. Çekinecek iş mi bu be? Bil ki, kolları kırma, bil ki.
Ya niye anlamıyorsun oğlum beni? Ben çok iyiyim diyorum ya. Ya saçmalama. Bütün testler durumunun iyi olmadığını gösteriyor Zeynep. O testler halt etmiş. Ben ameliyat falan olmam. Oraya da geri dönmem. Ah Bediş, keşke burada olsaydın. Sen bu inatçı keçiyle başa çıkardın be. Beni kimse kararımdan döndüremez. Ameliyat falan olmayacağım. İşte o kadar. Benimle ilgilenmek istemiyorsan giderim oğlum. Üf. Zeynep, gelsene buraya. Donacaksın, gel. Ya Zeynep, Zeynep saçmalama. Bırak ya. Bırak beni oğlum. Kimseyi istemiyorum ben. Ben başımı çaresine bakar. Zeynep. Zeynep. Hay Allah'ım ya. Deli kız. Gel. Aman Allah'ım. Nerede mi oldu? Hasan Mutucan türkü mü söylüyor? Yine de şahlanıyor amman. Benim yüreğime indi bile, bir türlü yukarı çıkmıyor. Ya komutanım, yani karga daha bokunu bile yemeden ne oluyor ya? Bu birlik çok tembel onbaşı Necmi. Ama ben size adam etmesini bilirim. Hadi bakalım, spor zamanı. Spor mu? Evet. Birliğe söyle onbaşı Necmi. Hazır olsun, 2 dakika sonra hepinizi kapının önünde bekliyorum. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi. Duydunuz komutan sesini. Koşunuz başladı. Ben hayatta koşamam baba. Ay ben ölürüm herhalde. Ama ben yatmaya gidiyorum. Durun be, durun be, durun be, durun, durun, durun. Ne oluyor ya? Yapmayın be. Şu deli kılık herifle benim başım belaya sokmayın ya. Bir delirirse başımızı iş alırız. Benim hatırım için ha. Uyan be, uyan be. Uyan. Ha? Hadi eyo, eyo, eyo. Ya Şerif, sabahın bu köründe kız istemeye mi gidilir? Ne yapayım ya Peyami? Daha fazla sabrım kalmadı. Vallahi Canan Hanım'a da çok ayıp olacak ama ne yapalım işte, hadi gidelim. Biliyorum çok erken kaldırdım sizi ama okula gitmeden bu işi halletmemiz lazım. Vay deli kız vay, demek hastaneden kaçtı ha? Ha, eğer bir an önce bir şeyler yapmazsak yine kaçar. Bu sefer seni aramış. Bir dahaki sefere hiç kimseyi aramaz. Ayağından yer alsın Recep. Bir an önce gidip Bediş'i kaldıralım da bir çare bulalım çocuklar. Hadi çabuk olalım. Asker zinde olmalı. Asker spor yapmalı. Ya ben askerde bile eğitimden kaçtım ya kardeşim. Bu adam bizi savaşa götürürse hiç şaşmam ha. Hey! Yürü. Ah hayırdır ya? Nedir bu böyle sabah sabah? Aa komutanım, firardaki 2 asker geldi. İşte bunlar. Sizin de sonra görüşürüz. Geçin bakayım sıraya. Hadi, hadi. İtiraz etme, şınav, şınav. Hazır ol, koşan adım, maş maş. Maş. Belki, 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 belki. Sol sağ. Bediş. Eyo, eyo. Kadın komutanın takviye kuvvet geldi. Çabuk sıraya geçin bakayım sizler. Geçin, geçin. İtiraz etmeyin, şınav, şınav. Hadi, hadi. Sen şöyle başa geç bakayım. Hadi, geç, 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 geç. Sen de onun yanına geç. Hadi bakayım. 2 sıra yapın. 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra. Çabuk olun. Çabuk olun. Hadi bakalım. Uyguladım. Baş baş. Belki, 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 belki. Yerinde say. İleri marş! Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Hüküm şimşir kaşıktır. Dilo dilo yaylalar. Yerinde say. Sola dön. Uyguladım marş. Komşu kızınız abdeyle. Yaylalar yaylalar. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Ya dedi biraz da sen söyle. Canlı 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 canlı. Bir şey demiş de olsun. Komşu kızı kaçıktır. Yaylalar yaylalar. Şşşt. Yaylalar yaylalar. Ay ay. Uyguladı. Demek hastaneden kaçtı ha? Manyak mı kız ya? Ya, tekrar yapmasından çok korkuyoruz Bediş.
O zaman Banu ile Barış okula gidip Nazım Hanım'a durumu anlatsınlar. Biz de hemen hastaneye koşup şu deli kızla oturup adam gibi konuşalım. Hadi Barış yürü. Ay. Ya Banu benim adım atacak halim kalmadı ya. Ay ben yürüdüm Barış'cığım. Hadi millet biz de koşmaya devam edelim. Ay akşamdan ışıktır. Bediş biraz kaçıktır. Çok iyi bir numaraydı. Yaylalar yaylalar. Hemen biz de yapalım. Yaylalar yaylalar. Yaylalar yaylalar. Ah Zeynep, ne oldu Nurhan teyze? Sorma Bediş. Oktay getirdikten sonra Zeynep'i yatırdık. Sabaha karşı uyuyakalmışım. Bir kalktım ki Zeynep yatağında yok.